Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler ne söylerler ve bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Benim duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları ucunda hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Gönül sultanlarımızdan Yunus Emre Hazretleri, Müslüman Anadolu'nun hak ve hakikat erlerinin başında gelir. Onun dünyayı teşrifi, vefatı ve hayatına dair malumatlar belirsizlik arz eder. Bununla birlikte bir hayli uzun ömür sürmüş olduğu ve Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'ın kuzeyindeki Sarıköy'de yaşadığı rivayet edilir. Umumiyetle onun hakkında bilinenler, muhtelif menkıbeler ve şiirlerindeki açıklamalardan ibarettir. Yunus Emre Hazretleri, hem tasavvuf hem de onu ifade yolunda kullandığı şiir dünyası bakımından eşsiz bir zenginliğe sahiptir. O bir deha olarak büyük bir çığır açmıştır. Onun Allah'a davet sesi, gönülleri yoğuran nefesi ve yücelere giden ulvi hamlesi hala devam etmekte. Yunus Emre, birçok kimsede olduğu gibi, fani vücudunun toprağa konulmasıyla tarih sahnesinden silinmedi. Gönüllerdeki feyizli ve ruhani tasarrufu halen devam etmekte. O adeta kendisi içip, susamışlara da dağıttığı âb-ı hayat sayesinde fanilik sırlarını aşarak ebediliğe ulaştı. Yunus Emre Hazretlerinin yaşadığı devir, Moğol istilalarının yaşandığı yıllardır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışı, bu yıkılışın ortaya çıkardığı içtimai buhran devirleri de yine bu yıllardır. Ve bu yıllar Osman Gazi devrini de içine alır. Kısaca Yunus'un yaşadığı devirde büyük yıkılış, daha büyük bir kuruluşa doğru hızlı bir seyir takip eder. Nice tasavvuf erbabı işte bu dönemde yetişmiştir. Fertler gibi milletlerin hayatları da dümdüz bir çizgi takip etmez. Zaman zaman iniş ve çıkışlar vardır. Felaket ve saadet zamanları, tarih içinde tabiattaki sıradağlar gibi birbirlerini takip edip gider. Toplumların maddi manevi felaketlere sürüklendiği zor günlerde insanları teskin eden büyük ruhlar vardır. İşte bu ruhlar, onlara tevekkül ve Allah yolunda sabır aşılamak hususunda büyük rol oynar. Bunlar, felaketleri zahir planda sarmaya veya hafifletmeye vesile olurlar. Milli kahramanlar kadar ve hatta bazen onlardan daha derin ve devamlı bir hizmet ifa ederler. İşte Yunus Emre de bunlardandır. Öyle ki bu mümtaz ruhlar değer ve tesirleri itibariyle sıraya girseler, hiç şüphesiz ki birinci sırada yer alan şahsiyet Yunus Emre olur. Manevi rehberler, imanı gönüllerde yaşanan bir hayat ve ebediyet iksiri haline getirme gayretindedirler.
Yunus Emre buna ilaveten, Allah aşkını sade olduğu kadar muhteşem bir sanat harikasıyla kendi zamanının ve insanının daha ötelerine ulaştırıyor. Yunus Emre bir yandan zahiri yaraları sararken, bir yandan da batini batıl cereyanların Anadolu insanında açtığı gedikleri kapattı. İlahi aşkı, İslam'ın ulvi ve lahuti aliminden aksettiği şekliyle halka yansıttı. O, bu yönüyle Anadolu'nun Ahmet Yesevi'si oldu. Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf edebiyatı, Yunus'la en zirveye ulaştı. Böylece edebiyatın en üstün şairi olma sıfatı da Yunus'un oldu. Yunus Emre'nin şiirlerinden iyi bir tahsil gördüğü anlaşılıyor. O, Kur'an-ı Kerim'e vakıf, tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlere aşina bir kimse. Türkçeyi çok iyi kullanmanın yanında Arapça ve Farsçayı bildiği de yine şiirlerinden anlaşılıyor. Hazreti Yunus'un bazı şiirlerinde okuma yazma bilmediğine dair beyitleri ise onun aslında tevazuyu ihtiyar eden ifadeleridir. Zira o, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve bir kısım kelam-ı kibardan, yani büyük insanların nükteli sözlerinden kullanır. Doğu'nun hakim şairi Sadi'nin bir gazelini nazmen Türkçe'ye çevirmesi de onun ilmi gücü hakkında fikir verir. Ayrıca Mevlana'nın Mesnevisini okumuş ve şöyle demiştir: Mevlana Hüdavendigâr bize nazar kılalı, onun gönlümüz nazarı, gönlümüz aynasıdır. Yunus'u Yunus yapan nedir? İşte onun haiz olduğu yüksek derecenin sırrı, bu sualin cevabı içindedir. Meşhur menkıbelere nazaran, Yunus Emre çok fakir bir kimse olup, geçimini çiftçilik yaparak temin ederdi. Bir ara büyük bir kuraklık oldu ve hiçbir mahsul elde edemedi. Fakirliği büsbütün belini büktü. Naçar bir vaziyetteydi. Birçok keramet ve yardımlarını işittiği Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin dergahında herkesin muradına erdiğini duyarak yiyecek almak için Hazreti Pir'in yoluna düştü. Giderken boş giden boş döner düsturundan hareketle yanına bir miktar dağ yemişi aldı. Dergaha vardığında dervişlere, ben fakir bir kimseyim. Bu alıcı Hazreti hediye olarak getirdim. Ne olur bunu kabul edin de bana bir miktar buğday verin. Zira kıtlık bizi perişan eyledi, der. Durumu öğrenen Hacı Bektaş-ı Veli, fakir Yunus'taki cevheri keşfederek alaka gösterdi. Onu birkaç gün dergahında misafir etti. Ancak Yunus, ev halkının kendisinden yiyecek beklediğini ifade etti ve gitmek için dervişler vasıtasıyla izin istedi. Dervişler keyfiyeti Hazreti Pir'e bildirdiler. Hacı Bektaş-ı Veli haber gönderdi. Sorun Yunus'a, buğday mı ister yoksa erenlerin himmetini mi? Biçare Yunus buğday istedi. Hacı Bektaş-ı Veli tekrar haber yolladı. Arzu ederse getirdiği alıç tanesince nefes eyleyelim. Yunus buğday isteğinde ısrar ederek, ben nefesi neyleyim, bana buğday lazım, dedi. Hacı Bektaş-ı Veli son olarak, isterse alışlarındaki her çekirdek sayısı kadar himmet eyleyelim, haberini gönderdi. Yunus bu defa da buğdayı tercih etti. Bunun üzerine Hazreti Pir'in emriyle arzu ettiği buğday kendisine verilerek yolcu edildi. Dergahından arzusuna nail olduğu için sevinçle ayrılıp köyüne doğru yola koyulan Yunus, olup bitenleri düşünmeye başladı. Düşündükçe ne büyük bir yanlışlık yaptığının farkına vardı.
Nihayet yarı yoldan dönerek tekrar dergaha koştu. Telaş ve nedamet içinde dervişlere, "Erenler buğdayı geri alın ve Pir Hazretlerine himmet istediğimi bildirim. Bahsettiği nasibi ihsan eylesin," dedi. Ancak iş işten geçmiş, Hacı Bektaş-ı Veli, "Biz onu Tapduk Emre'ye verdik. Artık nasibinin anahtarı ondadır," dedi. Bunun üzerine Yunus doğruca Tapduk Emre'nin dergahına vardı. Ona olup bitenleri anlattı. Sükunetle kendisini dinleyen Tapduk Emre de, "Yunus, hizmet eyle, himmet eyleyelim," buyurdu. Sonra da dergaha odun getirme işini ona verdi. Gönlü hak ve hakikat sırlarına erebilmenin vecd ve heyecanıyla tutuşan Yunus, büyük bir aşk ve görülmemiş bir şevkle verilen vazifeyi ifaya başladı. Yunus'un fani alakayı temsil eden buğdaydan vazgeçip, hakikat kapısındaki ebedi nasibe talip oluşuna mukabil, birçoklarının manevi alem karşısındaki gafleti dolayısıyla Arif Nihat Asya şöyle sesleniyor: "Sen nittim ben diyerek koşa koşa himmete dönmesini bilmişsin. Bizse hala buğday kaygısındayız Yunus." Gerçekten de niceler buğday kaygısındadır ve buna mukabil himmet kaygısında olanlar ne kadar da azdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar: "Sizin en hayırlınız, dünya ve ahiretten birinci tercih durumunda kaldığında ahireti tercih edendir." Yunus da yaptığı tercihle elbette bu en hayırlı bahtiyarlar kervanına katıldı. Yunus Emre'nin Tapduk Hazretlerinin dergahındaki hizmeti ise dillere destandır. Yunus kendisine verilen dergaha odun getirme vazifesini bir gün bile aksatmaz. Nice yıllar tarifsiz bir gayret gösterir. Hem nasıl bir gayret! Getirdiği her odunun dümdüz olmasına dahi dikkatle dolu bir gayret. Bunun farkında olan Tapduk Emre Hazretleri, bir gün Yunus'un getirdiği odunlardan birini eline alarak sordu: "Yunus, sana nicedir sormadığımı bugün sorayım. Hepsi böyle mi bu odunların? Hepsi ok gibi dümdüz mü?" "Hepsi öyle sultanım." "Hiç eğrisi yok mu?" "Yok sultanım." "Bunca yıldır dağda hiç eğri oduna rastlamadın mı Yunus?" Yunus şu meşhur cevabı verdi: "Sultanım, bilirim ki sizin kapınızdan içeri hiçbir eğrilik girmez, odun bile olsa." İşte Yunus'un hizmeti böyleydi. Tasavvufta mürşitle mürit arasındaki münasebetlerde muhtelif metotlar vardır. Bunlardan biri de mürşidin, müridinin kaydettiği terakkiden bir kısım manevi tehlike dolayısıyla onu haberdar etmeyip, talebesini seyri sülük yolunda daha da ileriye götürme gayretidir. Tapduk Emre de Yunus'un manevi yükselişinde nefsine bir pay alıp terakkisine mani olmaması için uzun bir müddet bu metodu takip etmişti. Öyle ki Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına daha ilk vardığı gün himmet teklifine muhatap olan Yunus, bu dergahta yıllarca kusursuz hizmet etti. Ancak kendisinde herhangi bir ilerleme ve manevi bir yardım emaresi göremedi kendince. Buna son derece üzülmüştü. Bu işin neticesi acaba nereye varacak diye hayıflandı. Ne yapacağını bilmez bir hale düştü. Halbuki o, bütün mertebeleri aşma yolunda ilerlemek için bu dergaha baş koymuş, yıllarca hizmet etmişti. Ancak hizmetle dopdolu bir şekilde feda ettiği bunca yıla rağmen kendisindeki olgunluğun farkında değildi. Sanki bu kapıda eli boş bir vaziyetteydi. Nihayet biçare Yunus düşünüp taşındı ve dergâhtan ayrılıp
kendisini kemale erdirecek bir başka kapı aramaya karar verdi. Sessiz sedasız dergâhtan ayrılıp yollara düştü. Yolda kendisi gibi kamil bir kapı arayan iki kişiyle dost oldu. Beraberliklerinin ikinci günü, acıktıklarında dostlardan biri dua etti ve kendilerine bir sofra ikram edildi. Yiyip içip şükrettiler. Yunus bu hale son derece şaşırdı. Sonra, "Bunlar bir kapıya hizmet etmeden bu kemale erdikleri halde ben onca yıl yaptığım hizmetimden bir şey elde edemedim. İyi ki o dergâhtan ayrılmışım," diye düşündü. Ertesi gün yine acıktıklarında ikinci derviş dua etti. Tekrar bir sofra ikram edildi. Yiyip içip şükrettiler ve yollarına devam ettiler. Nihayet bir sonraki gün yemek için dua sırası Yunus'taydı. Her iki derviş de "Haydi derviş, sıra sende, dua buyur," dediler. Yunus telaşa kapıldı. "Dostlar, benim duamla bir yaprak bile kımıldamaz. Ne olur beni bu işte mazur görün. Benim mertebem çok aşağılardadır. Öyle sizin gibi hak katından sofra ikram edilecek bir kimse değilim ben." Dervişler itiraz etti. "Olmaz derviş kardeş, usulümüzü bozamayız. Haydi dua buyur." Ne söylese, Yunus arkadaşlarını razı edemeyeceğini anladı. Çaresiz bir şekilde ellerini yüce dergaha kaldırdı. "Ya Rabbi, bu aciz miskin Yunus kuluna şu dervişlere gönderdiğin sofradan ikram ettin. Şimdi o sofra için dua ve iltica sırası bana geldi. Sen benim günahlarıma bakmayıp lütfunla muamele buyur. Beni mahcup eyleme. Allah'ım, onlar kimin hürmetine sana dua edip lütfa nail oldularsa, ben de o has kulunun hürmetine sana niyaz ediyorum," diye içli içli yalvardı. Ellerini yüzüne henüz sürmüştü ki, kendilerine gayet müzeyyen, büyük bir sofra geldi. Hem Yunus şaşırdı, hem de arkadaşları. Şaşkın ve dertli Yunus, şahit olduğu esrar karşısında iradesizleşti. Hiçbir şey söyleyemedi. Bu hal kendisine bir muammaydı. Önündeki sofradan tek bir lokma bile almadan diğer iki dervişe veda eder. Onların hayret nazarları arasında gerisin geriye döndü. Şeyhinin hanesine varıp kapıyı tıklattı, Hazreti Pir'in hanımı çıktı. Yunus'u karşısında gören Valide hanım ona, "Evladım, ne işin böyle yaptın? Hocanı incittin." Yunus'un nedametle ıslanmış gözlerine ve boynu bükük haline bakarak, "Oğlum, Tapduk Hazretleri birazdan dışarı çıkacaklar. Bu eşikte bekle. Ayağı sana takılınca bu kimdir?" diye sorar. Ben de "Yunus efendim" derim. "Şayet hangi Yunus?" derse, anla ki seni gönlünden çıkarmıştır. O zaman durmayıp gidersin. "Eğer bizim Yunus mu?" derse, bil ki seni affetmiştir," dedi. Dertli Yunus, bütün ruhunu saran bir nedametle başını eşiğe koyar, beklemeye başlar. Birazdan Tapduk Emri Hazretleri kapıda görünür. Zahiri gözleri ama, kalbi ise güneş gibidir. Ayağı Yunus'un başına değince, "Bu kimdir?" Hanımı, "Yunus," der. Bir an sükut eyleyen Hazreti Pir, önünde tedirgin bir vaziyette gözyaşı döken Yunus'un halini kalben temaşa ederek tebessümle, "Bizim Yunus mu?" Ardından manidar bir şekilde konuşur. "Yunus evladım, bir meyvenin olgunlaştığını kendisi bilemez. Onu ancak bahçıvan bilir. Bunun gibi bir talebenin kemalini de en iyi hocası bilir. Fakat gayretlerine devam etmesi ve kendisinde bir varlık hissetmemesi için belli bir mertebeye kadar ondan hakikati gizleyerek daha ilerlere götürür onu." Talebesi Yunus Emre'yi daha birçok manevi merhalelerden geçiren Tapduk Emre Hazretleri, müritleriyle sohbet eylediği bir gün ona, "Evladım Yunus, bize hikmetli bir şiir söyle," dedi. Böyle bir emirle ilk defa karşılaşan Yunus Emre şaşırdı. "Hocam, ben ilahi söylemeyi bilmem," diye karşılık verdi. Tapduk Emre Hazretleri tekrar, "Haydi Yunus, bize bir şiir söyle," dedi. Yunus Emre o ana kadar hiç şiir okumamıştı.
şeyhinin emrini nasıl yerine getireceğini derin derin düşünürken, bir anda dili çözüldü, gönlünde mevcut sükut ve sükun halindeki hikmet deryası tuğyan etti ve kelimelerin muhtevasına şiir halinde akmaya başladı. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek. Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek, seni. Yunus'tur benim adım, gün geldikçe artar oğlum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni. Yunus, derunundaki bu Allah muhabbetinin diğer bir tezahürü olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla da yanıp tutuşur. Bunu şöyle dile getirir. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçi başkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat anlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Bundan sonra Yunus Emre'nin gönül ikliminden o meşhur Sehli Mümteni tarzındaki eşsiz terennümler ard arda sadır olur. Yunus Emre, devrinde cereyan eden, insanların birbirleriyle nefsani mücadelesindeki asıl sebebin aşksızlık ve bunun neticesi olarak da muhabbet eksikliği ve duygusuzluk olduğunu görmüştü. Böylece o bu eksiği gidermek için tesiri ta zamanımıza kadar devam eden kuvvetli bir nefes halinde Anadolu toprağı üzerinde esti. Rumeli'den Orta Asya'ya kadar her yangın yerinde yeniden bir yetişip büyüme bereketi hasıl eden verimli yağmur bulutları gibi feyizli bir vazife ifa etti. O, kendisinin aşkla, coşkuyla kendinden geçişini ve yanışını şu şekilde arz eder. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yerler gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh çağlarım seller gibi, gel gör beni, aşk neyledi. Hakiki ilim, mektepte ve medresede alınan bilgiler değildir. Onlar, hakiki ilme ancak birer vasıta olabilirler. Hakiki ilim, kainatın esrarlı bir kitap haline gelip gönülde okunmasıdır. Bunun dershanesi ise muhabbet ve aşktır. Bu nedenle Yunus Emre Hazretleri ilmi gaye edinmedi. Onu ancak bir vasıta olarak kullandı. Onun bu husustaki ifadeleri ayrı bir mana ve sırla dopdolu. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Okumadan manane, kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, habir kuru emektir. 29 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus Emre, şiirlerinde bu aleme ait günübirlik mevzulara pek fazla yer vermez. O, beşerin kader yolu üzerinde oturarak Allah'a iman, münacat, dini meseleler, kabir, ömrün faniliği, aşkullah, nasihatler ve yüce gaye gibi ulvi hususları dile getirir. O her yerde, her şeyde ve her nefeste
Allah'ın zikrini duymuş, nice dilsiz zannedilen varlıkların harfsiz ve kelimesiz söyleye geldikleri ulvi ve lahuti sadaları işiterek terennümlerde bulunur. Varlığın aldatmacasından kurtulan Yunus Emre, mal ve mülke, onlara esir olurcasına düşkün insanları ne güzel ikaz eder. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Ayrıca bu aldanış mekanına konup göçenlerin halini Yunus Emre ne güzel söyler. Lanca dünyaya konup göçenler ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa dalmış nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları ucunda hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Bir halk şairi zannedilen Yunus Emre, bazı şiirlerinden anlaşılan bir malumat olarak beyan üzere, aslında medrese tahsili görmüş, Arapça ve Farsça'ya vakıf, derin bir ilmi ve fikri seviye sahibi bir şahsiyettir. Aruzu en mükemmel bir surette kullanmasını bilen bu büyük insan, şiirleriyle toplumun hemen her kesimini muhatap aldığından, derin ve muazzam bilgileri, büyük ve soyut fikirleri bir çocuğa nakleden tecrübeli mütefekkir bir muallim gibi büyük bir basitlik ve kolaylıkla ifade eder. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Nitekim kendisi de ancak bu şekilde ilahi nimetlere ve manevi lezzetlere nail olduğunu ifadeyle Cenab-ı Hakk'a hamd eder. Hak'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah. İşte bu sır ve hikmetler dolayısıyladır ki Hazreti Yunus, Anadolu'nun en karışık ve buhranlı devrelerinde insanların derinliklerine nüfuz edip onlara bir teselli pınarı, gönülleri abad eden bir feyiz ve hayat iksiri olur. Yunus'un bundan sonraki ifadeleri ise bir keramet olarak anlatılır. Rivayete göre onun vefatından 100 yıl sonra Molla Kasım adında bir zahir alim Yunus'un şiirlerini ele geçirdi. Bir ırmağın kenarında okurken her rastladığı şiiri, onlardaki derin manaları anlamayarak "Bunlar ne saçma sapan şeyler" deyip ırmağa atmaya başladı. Nihayet karşısına şu cümleler çıktı. "Derviş Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir." Bu sözleri okuyan Molla Kasım, o anda gerçeği kavrar ve büyük bir pişmanlıkla
Eyvah, ben nettim. Koca bir ummanın farkına varamadım. Nasıl oldu da ruh ve mana abidesinin bu hikmet ve irfanını gözümün önündeyken dahi göremedim. Halbuki o 100 yıl evvelinden benim halimi sezmiş, diyerek gözlerinden sel gibi yaşlar dökmeye başlar. Geri kalan şiirleri büyük bir itinayla muhafaza eder. Denilir ki bu şekilde Yunus'un yaklaşık 1000 kadar şiiri kaybolmuştur. Yunus Emre daima öze hitap eder. Derunlara nazar eder. Kabuktan sıyrılarak asıl hakikate, yani bütün mertebeleri geçerek Allah'a kavuşan, eren kimse olmaya çalışır. Bunu da pek veciz bir biçimde şiirlerine aksettirir. Severim ben seni candan içerim. Yolum vardır bu erkandan içerim. Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet andan içerim. Beni bende demen, bende değilem. Bir ben vardır bende, benden içerim. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içerim. Yunus Emre Hazretleri Allah'a, peygambere, erenlere ve bütün mahlukata karşı riayet edilmesi gereken ilahi ahlak, yani edep hususunda da hassastır. Nefis hüsni hatlarla da yazılan şu beyti ne kadar güzeldir. Ehli diller arasında aradım kıldım talep. Her hüner makbul imiş. İlla edep, illa edep. Hazreti Yunus'un şiirlerini manevi bir perspektif yerine sırf zahirdeki tecellisi itibariyle telakki eden bir kısım gafil kimseler, neşriyatlarında öteden beri Yunus'un insana bakış açısını hümanistik tabiriyle dillerine dolamakta ve onu kendi aldatıcı ve sahte hümanistlikleri için kullanmaya çalışmaktalar. Oysa şahsiyeti İslami değerlerle oluşan Yunus'un insana bakışıyla günümüzdeki hümanizm anlayışı arasında büyük farklılıklar vardır. Yunus, insanı aziz bir varlık olarak bilir ve bu kıymeti muhafaza yolunda beşerin süfliyata düşmeyip ulviliklere doğru mesafe alması için gayret sarf eder. Yani Yunus'un insana kıymet yönü, onu hayvanlardan aşağı mertebelere düşüren nefsani azgınlıkları tahrik ve uyandırma değil, meleklerin bile gıpta edip imreneceği ulviliklere nail kılan gönül alemini tezyindir. Bugünkü hümanizm ise Avrupalıların dini ve milli kitleleri kandırmaca ve aldatmaca yoluyla kendi dini ve milli kültürlerini yaygınlaştırmaları şeklindedir. Şefkat ve merhamet duygularının istismarıdır, göstermeliktir. Bu sebeple ruhi haslet ve kıymetleri dumura uğratmaktan başka bir vazife görmemektedir. Bu gerçeği görmek için nefsi frenleyip ıslah etme yolunu tamamen terk ederek insanları hayvani hislerin girdabında boğan hümanist batının elinde bir zulüm tarlasına dönen dünyanın hazin tablosuna bakmak kâfidir. Yunus Emre Hazretleri, Mevlana ile Şems arasında geçen manevi alışverişi Tapduk Emre Hazretlerinin kapısında yapmıştır. O böylece öyle yüce bir makama ulaşmıştır ki, Üstadı Tapduk Emre Hazretleri dahi onun bu makamından hissedar olarak gönüllerde yer etmiş. Yunus Emre, hayatındayken Üstadı Tapduk Emre'ye karşı büyük bir muhabbet ve bağlılık göstermişti. Vefatından sonra da aynı hassasiyeti göstererek şu nasihatı yapar. Beni hocamın türbesinin yolu üzerine defnedin.
Yunus Emre'nin vefatından sonra yıllar geçti. Yıl 1948. O yıl Ankara-Eskişehir demiryolunun genişletilmesi sebebiyle Yunus Emre'nin türbesi yolun kenarında olduğundan dolayı kaldırılmak istendi. Ancak buna kimse muvaffak olamadı. Hatta döşenen rayların yerlerinden manen sökülüp 8 metre geriye fırlatıldığı rivayet edilir. Bunun üzerine ona yeni bir türbe yapıp kabrinin nakledilmesine karar verildi. Merasim yapılmayacaktı. Fakat nakil günü oraya sayısız bir kalabalık toplandı. İlansız ve davetsiz bir şekilde toplanan bu kadar Müslümanın duaları arasında kabir itinayla açıldı. Hazreti Yunus'un bedeni aradan 7 yüzyıl geçmiş olmasına rağmen kabrinde yeni konmuş gibi taptaze ve ruhani duruyordu. Aynen bir şiirinde söylediği gibi. Yunus öldü deyü sala verirler. Ölen hayvanmış, aşıklar ölmez. O ölmemiş, sadece dünyasını değiştirmişti. Gerçekten Yunus Emre'miz 7 asırdan beri Türkçe konuşulan bütün memleketlerde gölgesini yaydı. Cahil, alim, herkes tarafından şiirleri ezberlendi. O güzel ve temiz Türkçesiyle Aşık Paşa'dan Necip Fazıl'a kadar nice şairlere numune bir rehber oldu. Ancak pek hazindir ki bugün güzel Türkçemize karşı sistemli bir şekilde adeta büyük bir suikast icra edilmekte. Şayet bir kısım gafil aydınlarımızın da iştirak ettiği bu hal devam ederse, milli vicdanı besleyen daha nice feyizli kaynaklardan dün olduğu gibi bugün de mahrum kalacağımız aşikardır. Kendisini tanıyıp da binbir selam ve fatihalarla yad edenlerin devam etmesinden onun muazzez ruhu da şad olacaktır inşallah. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, bizi bir asan ve çile yuyanlara selam olsun. Sala verile kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.